Merhaba arkadaşlar, ben Oktay Mercan. Bugün sizlerle birlikte Fransızca kaldığımız yerden değil miyim de biraz ilerisinden devam ediyoruz. Oyunu şey çevirdim. Örneğin gibi oyun Türkçe'de bunu yaptığım zaman save'lerim gitti. Belki bir enerji sorunu veya uydular arası sinyal, ben bilemiyorum. Doktor, Sel Kurulu sizin ekibinize son derece yüklü miktarda para ödeyecek ve şimdi siz bana kubbemizin üstünden uzaya neyin atıldığı konusunda hiçbir fikriniz olmadığını mı söylüyorsunuz? Tabii, bir biçimde sistemik çevre ihlaliyle bağlantılı olmalı ama daha fazla bilgi şart. Verileri toplamanız lazım. Bir saat içinde tam bir rapor istiyorum. Çalışmaya başlayın. Uzun yıllar boyunca erken sefin enerji toplama etkinliğinin önemini anlayamadık. Ne yaptıklarını anladığımızda ise iş işten geçmişti. Lynch'in uzaylıları tarafından toplanan devasa miktarda enerji, Sistem X, Alpha Sef adı verilen son derece güçlü ve canlı bir akünün doğurulması için kullanıldı. Alpha Sef'in basitçe Lynch'in üstünden mi güç kazandığı, yoksa nükleer darbemizin çalınmış kalbinde mi doğduğu konusundan emin değiliz. Emin olduğumuz tek bir şey var. Alfa sayesinde Sef artık enerji için karaya inme gemilerine bağımlı olmaktan çıktı. İkinci aşama başlayabilirdi.
Bu yerde bir şey var. Öldüm. Sistem X cihazı etrafındaki enerji alanları, beyindeki zamansal alanları bozuyor. Halüsinasyonlarla, dejavülerle, yanlış anılarla karşılaştık. Ve hatta bazen tamamen çözülmeli kimlik bozulmalarına tanık olduk. Ben deli değilim. Bunlar halüsinasyon değil, öngörü. Dediğin gibi olsun Romeo 1. Yalnızca görev başında kal. Zincirlerimizi kıracağız. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Ha, öyle olsun. Psycho, içerideyim. Şimdi sel güvenliğini hackliyorum. Acil güç kapatması sistem talebi. Bu dünyanın sonu geldi mi demek?
Hayır, bu orospu çocuğunun dışarıda olduğu anlamına geliyor. Bu da onu öldürebilirim demek. Bakalım. Bunu şimdi sel veri bankalarından kopardım. En büyük sırrı ortaya çıkardık gibi görünüyor. O yaratık sel enerjisinin kaynağıydı. Alfa Sel. Beklediğimden daha güçlü. Ama onun yakınındayken Sef'lerin benim görmemi istemedikleri şeyleri gördüm. Benim kafama girebiliyorlarsa ben de onların kafalarına girip zayıf bir nokta bulabilirim. Psycho, böylesi bir giysi kızabiliyor musun? Evet. Sel'in beni tuttuğu deri yüzme laboratuvarında. 30 mikro içinde orada bağlantı kuralım. Orada dikkatli ol Michael. Asla affedemeyeceğin bazı şeyler vardır. Hemen geçelim oyunumuza. Emniyet mantığı kapalı. Ortam güzel. Biraz önce attık. Olumlu, sektöre gidiliyor. Her şey sakin. Bunu duyuyor musun? Burada her şey temiz. Yanlış alarm. Anlaşıldı. Aktarmayı devam ettir. Görünür hedef yok. Bu hangi kontrol noktasına ilerliyoruz? Orada bir şey mi var? Bir şey değildir. Konuşuyor. Dilensi 4 Alfa temiz. Bir sonraki kadrana ilerliyoruz. Tamam. Olumsuz Blacktail Niner. Yükselen kırmızı yıldız durumu Next tarafından başlatıldı. Bütün dış devriyeler... Yükselen kırmızı yıldız. Bunun bir hata olmadığını onaylayın. Tamam. Onaylandı. Yükselen kırmızı yıldız durumu ayarlandı. Tamam. Siktir. Bunların sorunu ne? Yükselen kırmızı yıldız. Ne düşünüyorlar acaba? Bilmiyorum. Profit'a siktir et. Hadi buradan çıkalım. Hey! Sivra ne olacak? Boş ver onu, bize yetişir. Yetişir. Merak etmeyin, ben onu size yetiştiririm. Bu yükselen kırmızı yıldız hakkında ne duydun Psycho? Hayır, hiç. Sel kolaylıkla bilgi vermez. Ne bulabiliyorsan öğren, randevuda buluşuruz. Buradaki durum berbat. Rush ve Claire devre dışı. Ben ne olduğunu öğreninceye kadar tek başınasın. Maksimum gizlilik. Yok be. Şunu duyuyor musun? Yukarı kaldır. Maksimum gizlilik. Silahlar hazır. Sen böyle silahları dağlar. Daha yavaştan ama yine de etkili. Ne yapabilecek de nüfus? Sen dikkat çekmekten yaptığını anlayabilirim. Tanrım, sen sınırını taşıyan ön bellek olabilir. Burada neler oluyor? Ateş serbest. Kanat tarafına geçin.
Tamam abi, bu kadar. Vay gerizekalı. O intel için bir escort gönderiyorlar. Girişimde bulunmak için fazla vaktimiz yok. Ama bana bir işkence yaptığını bulmak sahip olduğum bazı kişisel sorunları çözerdi. Yerini tespit edin. O ne? Harika. Değişme laboratuvarı dosyasını aldım. Buldum onu. Ne diyor? Hiçbir şey. Düzeltilmiş. Siktir. Ne yapayım? Ateş mi ediyorum? Bir şey yapardım. Onda öyle ötüp durma benim canısı. Patlasam patlatacağım. Patlatacağım.
Hedefi görüyoruz. Dikkat edin, dağıtmayın. Bu sizin birinci hedefiniz değil. Geri gelin, gözü siktir edin. Peki, şarkı öndeki bir durum. Sakin ol, bir şey değil. Arkamı kollayın. Şurada. EMP atın. Adam vuruldu. Man down. Bastırma ateşi açıyoruz. Dikkat! Adam belirindi. İlerleyin ve onu bulun. Ona ateş edin. Ateş açıyoruz. Siper'e geçin. Hassasiyetinden dolayı oradan uzaklaşsa bile olur. Olumsuz.
Zeklerin tek bir kolektif zekası var. Bir kovan zihni ve bu tamamen Alfa'ya bağlı. Şimdi serbest. Hepsi uyanıyor. Eğer bu zihin taşıyıcılar sürecin bir parçasıysa onu gözlemlemem gerekiyor. Bir kovan zihni mi? Ama DNA'da bir sürü uzaylı materyal var. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Aman ölüm daha. Abicim ya. Şunu şöyle biraz şöyle koy. Kim vurdu? Profit giriliyor. Randevu. Siktir. Randevu hala geçerli. Ama burası lanet olası bir kargaşa içinde. Arkanı kolla. Lanet. Hadi haydi antrenik oynayalım. Ya sokacağım ya yan taraftan. Neden ki şey burada alıyor? Randevu sekte. Randevu hala geçerli. Ama burası lanet olası bir kargaşa yapıyor. Arkanı kolla. Hadi!
Alfa Sır. Dışarı çık. Hayır! Psycho. Psycho. Seni duydum. Bir şeye mi ihtiyacın var? Hayır. Sadece giriyoruz. Randevuda ETA 3 mikro. Devreye girmek üzere. Ama bölge komutanlarımız her tarafta canlanmış SEF rapor ediyorlar. Kubbe hattı aşılmadı ama içeride... Aman Tanrım. İnsan olan her şeyi yok ediyorlar. Rush'ı bulmam gerek. Ben böyle bir şey için eğitilmedim. Prophet dikkat. Konumuna yakın bir yerde devre dışı bir sinyalci var. Bütün bu SEF aktivitesiyle yeniden etkileşebilir. Sence uzak durmalı mısın? Belki. Ama eğer bir güç kaynağı varsa belki onu kullanabilirim. Thank you.
devrede. Sen olmayı dilemediğin bir gün bile geçmiyor. O derinin altında dönüp duran, o donanımlı, ıslak, gerizekalı, saçma sapan sef mutasyon saçmalığına rağmen bunu kabul ederdim.
Sen beni buraya aylarca hapsettin. Bu boku ne kadar ileri götürdüklerini hiç bilmiyordum. Şu şeylerden birinin içine koymaları an meselesi olacaktı. Çünkü nano gizli de bu değil mi? Lisef dış iskeleti. Bunu mutlaka size ödeteceğim pislikler! Hangi cehennemdesiniz? Bu sefer de psycho atarlar. Psycho? Eğer bunu yapan Selk içini bulabilsem, onu öldürürdüm. Dayı, hiç de öyle öldüremeyeceksin. Yapanın kim olduğunu öğrenince... Hadi! Hiç de yapamayacaksın onu. Sağ olun, hadi. Bu kadar. Claire, kapıyı aç. Bekle. İyi misin? Evet. İçeride misin? Evet. Yarıda. Uzak sensör kalibrasyonu. Hafif gecikme var. Yani geliyor. İçerideyiz. Kilitlendi. Otur dostum. Emin olmamız gerek. İzinin kilidini açmak, güvenlik mühürlerini kırmak ve nanitleri yeniden yerleştirmek anlamına gelir. Sen teknolojisiyle birleştiyse neye dönüşeceği hiç belli olmaz. Bunu halledebilirsin, değil mi patron? Yap şunu. Bellek kurtarma sistemlerine erişiyor. Hoppa. Her zaman bir risk vardı. Doğanda temel bir değişikliği tetikledik. Ancak teknolojik üstünlüğe sahip bir düşmanı yenmek için... Onlara dönüşmek zorundaydık. Dopamin alıcılarını engelleyiciler yerleştirdik.
bilgiler temizlendi. Kritik nöroloji değişiklikleri kaydediyorum. Şimdi Seth'le net bir bağlantı yapmayı başarabilir. Bu da Michael, yapmamalısın. Neden olmasın? Yardım olmayacak. Anlıyoruz. Nano giysi bundan sonra tamamen kaldırılır. Evet, gördüğünüz gibi. Özde 8A. Bir. Komutan Michael Skies. Hala. Bunu bana sen... Optimal seviyeye yakın biçimde işlev görüyor. Ama hızlanmış bozulma bir ürünse... O yüzden mi? Ya da ilgilenir gibi yapıyordun, o yüzden mi? Kendi suçluluğun yüzünden mi? Michael, lütfen beni dinle. Bunun sebebi sensin. Yani demek istediğim senin yüzünden seninle savaşıyorum. Beyler, patlamış mısır getiren var mı? Şu durumu patlamış mısırla izlemek istiyorum. Başka bir seçeneğim yoktu Michael. Ve kötü hissetmek her şeyi hallediyor değil mi? Sen programı eğer o kadar üzgünsen, eğer bunu böyle mi öğrenmem gerekiyordu? Neden açıkça söylemedin? Seni yaratıcı kardeşinle nasıl işlediğini biliyorsun. Ve başka bir seçeneği olmadığını da biliyorsun o gerekeni. Her gün. Seçeneğin yok mu? Sadece onun söylediğini yapmak, sadece emirleri uygulamak. Bu sözler kimi hatırlatıyor Prophet? Sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında haklı. Lanet bir makine olabilirsin çünkü artık insan olmadığın kesin. Yani başından da bunda çok iyi değildin ama sana bir şey dedi halini baksana. O maskenin altında kimin yüzünü takıyorsun bugünlerde Prophet? Artık bir yüzün bile var mı ki acaba? Hepimiz fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Michael! Herkesin bir seçeneği vardır. Sana bilmen gereken her şeyi söyledim. Bunları hatırlıyor musun? Emrindeki bütün adamlar sen sadece emirleri uyguladığın için öldüler. Başka seçeneğin olmadığı için. Aynen onun gibi. Psycho. Hayır dostum. İyisin mi sen şu giysini al git ve kendi savaşında savaş. Her zamanki gibi. Michael, bekle. Hayır, Claire. Haklı. Bırak gitsin. Atarlandı Michael be. Dikkatli dinleyin. Biraz önce yükselen kırmızı yıldız konusunda bir istihbarat aldık. Al sen bakayım o istihbaratı. Biz de süremize bakalım. O zaman arkadaşlar... Melek, Sel'in yeni enerji devresindeki temel düzenleyicidir. Ama yaptığı tek şey bu değil. Sistemin dev güç deposu geniş bir alana yöneltilen enerji silahı yoluyla boşaltılabilir. Yani düşman bileşenlerinin ve şehir bölgesi nüfus azalımı olaylarının kesin çözümü anlamına gelir. Baş melek için alternatif sonuçların yeniden verilmesi konusunda protokoller vardır. Bu sonuç, SEF 3. aşaması tehdidiyse, baş melek mümkün olan en saldırgan protokol setini başlatır. Yükselen kırmızı yıldız. Ah tanrım. New York'u yok edecekler. Tamamen. Yörüngesel yok oluş. Onu bırak, dünyanın amına koyacaklar. Sen ne diyorsun ya? Öyleyse arkadaşlar. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakalım nerede kalmışız. Ona göre devam edelim. Neden Sel sadece yolumdan çekilemiyor? Herkesi hattan çıkarmam gerekiyor.
Zamanını boşa harcıyoruz. Mümkün olduğunca çok hayat kurtarmalıyım. Hayır, bir şey değişmiyor. Link Shin gibi olacak. Baş melek devasa bir küresel enerji deposuna sahip. Bütün bu gücü Alfa Sef'e geri yüklüyorlar ve dünyada bir cehennem deliği açacak. Geriye bir dünya kalmayacak. O halde ne yapabiliriz? Bir Sef zihin taşıyıcısına bağlan. Eğer kafalarına girebilirsen belki uyanmalarını tersine çevirip hepsini tekrar uyutabilirim. Eğer Sef tehdidi olmazsa sen baş meleği iptal edeceksin. Kendini Sef'e mi bağlayacaksın? Bırak! Zihnin korunuyorken bile onların etkisine direnmek için çok uğraştım. Şimdi o güvenlikleri kapattık. Yani giysimdeki nanitler artık serbest. Bu her şeye, akla gelebilecek her forma dönüşebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten bir Sef'e dönüşebilirsin. Bu göze aldığım bir risk. Adam bizi göze aldı. Neyse arkadaşlar, bu bölümlerde buralarını falan bitiriyorum işte. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye.